işçiyiz, haklıyız, direneceğiz. İşçiyiz, haklıyız, direneceğiz. Son dönemde Cizre Belediyesi'nde yaşanan işten çıkarmalar hepimizi derin bir üzüntüye boğmuştur. Bu süreçte görevlerinden alınan işçilerimizin yanında olduğumuzu ve onların haklarını savunmak için elimizden geleni yapacağımızı belirtmek istiyoruz. İşçilerin emeği ve alın teri hiçbir siyasi idari kararın kurbanı olmamalıdır. Şimdi şöyle, biz zaten geçen haftalarda çadırımızı kurmadan önce yine burada aralıklarla basın açıklamalarımızı gerçekleştirmiştik. Aslında bizim o zaman amacımız, şu anki tabloyu öncesinde gördüğümüz için biz bu eylemlere başlama kararı aldık. Haliyle daha önce ilk etapta işten çıkarmalar 5 kişiyle başladı. Şu anda da aralıklarla aldıkları kararla devam ediyorlar. Mevcut işten çıkarma sayısı şu anda 34'e çıktı. Biz çadırı bugün burada kurma kararımızı aldık. Bu çadırımız haklı olarak biz sesimizi yönetime duyurana kadar, bir müzakere masası açana kadar, iş kıyımlarını durdurana kadar arkadaşlarımızla burada eylemlerimize devam edeceğiz. Haklarımızı alana kadar da sonuna kadar mücadelemiz devam edecek. Çadırımız bu şekilde duracak. Burada nöbetleşme sistemimize geçeceğiz. Mağdur olan arkadaşlarımız ve aileleriyle beraber burada çadırımızın başında durmaya devam edeceğiz. Bu gibi durumlarda çok da kullanılacak cümlelerin olduğuna inanmıyorum. Kendimize empati yapma noktasında bu personellerimizin yerine koyduğumuzda nasıl bir haksızlığa uğradıklarını ancak onların gözlerinden görmemiz mümkün olabilir. Ben Feracan Aşut, belediye personeliydim. Kültür Müdürlüğü'nde görev alıyordum. Bunlar geldiğin günden beri, mazbatasını aldığın ilk günden beri bize mobbing uyguladılar öncelikle. Halkın hizmetini siyasete döktüler. Bize haksızlık ettiler. Bize hep mobbing uyguladılar. Bizim devletimizden isteğimiz bunun gereğinin yapılması, bu çıkarılan 39 işçinin haksız yere çıkarılmasının öngörülmesi, bunların bir şekilde hukuki işlemlerin yapılması, hakkımızı burada kazanacağımızı belirtiyorum. Çadırımızı kurduk, hizmet iş, hak iş olarak buradayız, sendika görevlisi olarak buradayız. Son güne kadar, kazanana kadar burada direneceğiz, hakkımızı savunacağımızdan geri çekinmeyeceğiz. Bunu belirtmek istiyorum. Belediye işçisiyim. 7 Mayıs'ta benim düğünüm vardı. Düğünümden bir hafta sonra, yani evlenme iznindeyken beni işten çıkarıldıklarını haber ettiler. Yani insan evlenince en mutlu günü oluyor diyorlar ama insan evlendi, ben evlendikten sonra bir hafta geçmeden işimden oldum ve bu kadar borç harç içinde. Sesimi duyurmak istiyorum. Çok teşekkür ederim.